Beslenmenin en önemli olduğu dönemlerden bir tanesi de çocukluk dönemi beslenmesi. Çocuğunuzun bu dönemde büyüme ve gelişmesinin sağlanması için yine zihinsel performansının artması ve özellikle ileride sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanması için bu dönemde beslenmesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzun okulda harcadığı enerjiyi yerine koyması için de mutlaka abur cubur yerine sağlıklı besinlerle bu enerjiyi yerine getirmesini sağlamalısınız. Bunun için özellikle çocuğunuza sabahları kahvaltı yapma alışkanlığını kazandırmanız çocuğun zihinsel performansını geliştirmede çok etkili olacaktır. Bunun için eğer çocuğun vakti varsa mutlaka bir yumurtalı, peynirli güzel bir kahvaltı yaptırmanız gerekiyor. Ama eğer hani çok zamanı kısıtlıysa da bir çay bardağı kadar sütle 10 tane fındık da yemesi yine de bu protein değerlerini almasında yardımcı olacaktır. Çocuğun beslenmesini hazırlarken temel besin gruplarının da burada yer almasını sağlamanız gerekiyor. Tahıl grubu için küçük bir tam buğday ya da çavdar ekmeğine bir sandviç yapabilirsiniz. Yine bu sandviç ekmeğinin arasına peynir olabilir, tavuk olabilir, köfte olabilir. Bunlardan yararlanarak yararlı proteinleri almasında katkıda bulunabilirsiniz. Mutlaka sebze tüketme alışkanlığını bu evrede çocuğunuza vermek için de yine sebzelerden böyle güzel rengarenk sebzeleri kullanarak da güzel bir salata hazırlayabilirsiniz. Yanında mutlaka bir ayran ya da bir yoğurt kullandırarak da gerekli kalsiyumu de bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ara öğün olarak özellikle çocuğunuzda hani kilo alımını da dengede tutabilmek için yemekten 1 saat sonra ya da bir teneffüs sonrasında da meyvesiyle beraber 10 tane fındığını tüketmesiyle yeterli dengeli enerjiyi almasını da tembihleyebilirsiniz. Yine dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da yeterli su içmesidir. Çocuğunuz eve geldiğinde ne kadar yemek yediğini kontrol ettiğiniz sırada mutlaka ne kadar su tükettiğini de o gün içinde sorgulayabilirsiniz. Okuldayken en azından 1 litre kadar su içmesini söyleyebilirsiniz.